Yani HDP'nin ve HDP'nin mirasını devraldı siyasi partilerin halkın içerisinden, halktan gelen adayları belirleme konusunda geçmiş bir müktesebatı var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Yani biz eğilim yoklamalarıyla, zaman zaman ön seçimlerle adaylarımızı belirledik. Fakat bu kez çok daha geniş kesimlerin katılımıyla sadece partimizin, bileşen partilerimizin üyeleri değil, daha geniş bir kesimin katılımıyla adaylarımızı belirlemek istiyoruz. Ve iddiamız şu, birinci, ikinci parti olduğumuz ve ön seçimin koşulları olduğu her yerde, bu yaklaşık 200 yer yapıyor, bunun daha altında rakam da olabilir, fazlası da olabilir, yerde ön seçimle adaylarımızı belirlemek istiyoruz. Büyükşehir belediye başkanlarımız dahil, şehir belediye başkanlarımız dahil, ilçe belediye başkanlarımızı, hatta belde belediye başkanlarımızı ön seçimle belirlemek istiyoruz. Belki de bu ülkede ilk kez bir şeyi daha yapacağız. Sadece belediye eş başkanlarımızı değil, belediye meclis üyelerimiz ve il genel meclisi üyelerimizin de 1/3'ünü yine ön seçimle belirleyeceğiz. Yani adaylarımızı, aday adaylarımızı halkımızın karşısına çıkaracağız ve halkımız kimi aday olarak görmek istiyorsa, kimin kendisini belediyelerde temsil edeceğini düşünüyorsa, o kişilerin meclis üyesi, il genel meclis üyesi, belediye başkanı olarak seçilmesini istiyoruz. Nüfusun %2'sinin 3'ünün katılımıyla gerçekleştirmek gibi bir hedefimiz var. Büyükşehir belediye başkanları için ise bütün ilçelerde oy kullanılmasını sağlayacağız. Yani sadece Ahmet şehir merkezinde, Van şehir merkezinde, Mardin şehir merkezinde değil, ilçelerinde de oy kullanacak kişiler kendi ilçe belediye başkanlıkları için, kendi ilçe belediye meclisleri için, aynı zamanda büyükşehir belediye başkanlığı için oy kullanacaklar. Kent uzlaşısı dememizin nedeni de kentin en geniş kesimlerinin üzerinde mutabık alacağı, uzlaştığı kişilerin adayımız olmasını istiyoruz. Hatta seçimi iki turlu gerekirse yapacağız. İki turluyla kastım şu, eğer adaylarımız, özellikle belediye eş başkanları için söylüyorum bunu, aday adaylarımızdan herhangi birisi ön seçimde %50'nin üzerinde oy almazsa, en çok oy almış iki adayı ikinci tura götüreceğiz ve ikinci turda en çok oy alan kişi bizim belediye eş başkan adayımız olacak. Evet. Kadınlarla erkekleri, erkeklerle yarıştıracağız. Yani kadınlar ve erkekler yarışmayacak. Belediye eş başkan adaylarımızı bu şekilde belirleyeceğiz. Oy pusulasının bir yanında kadın adaylarımız, bir yanında erkek adaylarımız olacak. Oy verecek kişiler bir kadın, bir de erkek adaya oy verecekler. Sadece belediye eş başkanlıkları için değil, aynı zamanda belediye meclis üyeliklerinde, genel meclis üyeliklerinde de olabildiğince en geniş uzlaşıyla ve eşit temsiliyet sonucunu doğuracak biçimde adaylarımızı belirleyeceğiz. Geleneksel olarak siyasi partiler çok az ön seçim yaparlar ve 298 sayılı yasanın öngördüğü ön seçim de sadece partinin üyeleri arasında bir seçimle adayların belirlenmesi yöntemidir. Yasaya göre zaten bir partinin, siyasi partinin üyeleri dışında herhangi bir kişi oy kullanamaz. Ama biz dediğim gibi, yani o yasal sınırlar içerisinde değil, partimizin üyesi, HDP'nin üyesi olmayanların da oy kullanmasını istiyoruz. Öncelikle bileşen partilerimizin tamamının, yani HDP üyesi olanlar, HDP üyesi olanlar, DBP üyesi olanlar, ESP'nin, Devrimci Parti'nin, SODAP'ın, SYKP'nin üyesi olan herkes bu ön seçimde oy kullanabilecek. Bütün bileşenlerimiz, hangi partiye üye olabilir, olursa olsun, oy kullanacaklar. Gençlik meclis üyelerimiz oy kullanacak, kadın meclis üyelerimiz oy kullanacak, barış anneleri oy kullanacak, demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin de oy kullanmasını istiyoruz. Elbette tamamının katılacağı bir ön seçim gerçekçi değil. Yani on binlerce, yüz binlerce, yasal olmanın ötesinde, yani hani 600 bin seçmenin olduğu bir yerde 600 bin seçmenin ayağına sandığı götüremiyorsanız, o zaman o kentin tamamında aslında bir sandık kurmuş olmayacaksınız. O yüzden bir delegasyon olacak. Bu saydığım bileşenlerle bir delegasyon oluşturacağız. Nüfusun %2'sini, 3'ünü katacağız. Geçmiş dönemde partinin çalışmaları içerisinde yer almış kişilerin de, bugün yönetici olmasa da, bugün herhangi bir sorumluluğu olmasa da, o kişilerin de oy kullanmasını istiyoruz. Müşahit olarak, sandık kurulu üyesi olarak, okul
sorumlusu olarak, itiraza yetkili kişi olarak görev almış kişiler veya mirasını devraldığımız siyasi partilerin il, ilçe örgütlerinde, genel merkezlerinde görev almış kişiler, bunların tamamının oy kullanması için bir çalışma yürütüyoruz. Olabildiğince katılımı geniş tutmaya çalışıyoruz. Gerçekten yani bu partiye emek vermiş herkesin, bu partiye gönül vermiş herkesin, bu partinin belediye başkanlığı seçimlerini kazanması ve yerel yönetim seçimlerini kazanmasını isteyen herkesin evet bu bizim oyumuzla belirlendi diyeceği adaylar belirlemek istiyoruz. Bunları halkımızın karşısına, halkımızın adayı olarak çıkarmak istiyoruz. Emin olun bu ön seçimlerimiz birer demokrasi şölenine, ön seçimlerimizi demokrasi şölenine çevireceğiz. Gerçek anlamda bir demokrasi şöleni olmasını istiyoruz. Ben şimdiden söyleyebilirim, bu anlattığımız herkes de büyük bir heyecan uyandırıyor ve hepimiz de heyecan uyandıracak bir seçim yapmak istiyoruz, bir şölene çevirmek istiyoruz. Ülkenin batısına dair henüz komisyonlarımızı kurduk fakat henüz aday başvurularımızı almış değiliz. Oralarda da işbirliklerine açığız. Yani bunu eş genel başkanlarımız da söyledi. MYK toplantılarımızdan sonra sözcülerimiz de dile getirdi. Ben de daha önce basın yayın kuruluşları aracılığıyla bu görüşümüzü dile getirdim. İşbirliklerine hazırız. Fakat geçmiş işbirliklerinden farklı bir işbirliği yapacağımızı söyleyebilirim. Yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarında veya gerçekleştirdiğimiz halk toplantılarında aslında halkımızın işbirliklerine kapalı olmadığını gördük. Halkımızın ittifaklara karşı olmadığını gördük. Sadece bu ittifakın biçimine dair eleştirileri var. Yani bunun daha açık, daha şeffaf ve gerçekten kazandıran bir ittifak olmasını istiyorlar. Yani sadece kaybettirmek üzerine kurulu bir siyaseti yerel seçimlerde de genel seçimlerde de halkımız doğru bulmuyor. Eğer bir işbirliği yapacaksak, eğer bir ittifak yapacaksak bunun aynı zamanda bize de kazandırması gerekir diyor halkımız ve emin olun biz bir ittifak yapacaksak, bir seçim ittifakı yapacaksak, bir seçim işbirliği yapacaksak halkımızın çıkarlarını gözeterek yapacağız. Partimizin çıkarlarını gözeterek işbirlikleri ve ittifak yapacağız.